Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Serdar Bey, iyi günler size, konuklarınıza ve izleyicilere iyi akşamlar Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Sayın Vekilim. İyi akşamlar Sayın Vekil. Evet, Sayın Vekilim, şimdi gündemi takip ediyorsunuz. Bir hukukçu olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu çerçevede belki önce bu torba yasaya bir bakmak gerekir. Hakikaten bu kadar önemli bir konunun bir torba yasayla düzenlenme ihtiyacı duyulması çok garipsenecek bir konu bana göre. Ve o nedenle de Alevi örgütlenmelerinin ve Alevilerin spontan olarak Alevilik torbaya sığmaz şeklinde bir slogan geliştirmeleri oldukça anlamlı oldu. Çünkü hakikaten kocaman bir torba yasa yapmışlar. İçerisinde vergi kanunundan bilmem nereye kadar vergi borçlarının ertelenmesine kadar Anayasa Mahkemesi ile alakalı bazı konular, çok konuyu düzenleyen konuları bir çırpıda halledelim demişler ve Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı konusunu da bu yasanın 292 Taksim A maddesiyle düzenlemişler. Böyle bir noktaya gitmişler ve orada bir başkanlık kuruyorlar ve bu başkanlığı da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıyorlar. Bu da Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zatın zamanında Cemevi Cümbüşevi diyerek zihniyetini ortaya koyduğu onun devamı olarak gözüküyor. Yani bir taşla birden çok kuş vurmaya çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Bir kez işi turizme bağlamışlar, öyle gözüküyor. Bu ciddiyetle hareket ediyorlar. Yani inanç eşitliğini kabul etmemek için Aleviliğin bir kendine özgü inanç olduğu ve insanların kutsalı olduğunu görmemek için her türlü çabayı gösteriyorlar, o gözüküyor. Burada da önemli bazı noktalar görüyorum. O da diyorlar ki birinci fıkranın C bendinde Bektaşilik tüm yönleriyle sosyal ve beşeri bilimler bütünü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, özgün bilgi üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek. Buradan görünen şu, Emevi zihniyeti Aleviliği yenemediği için, onu ortadan kaldıramadığı için, acaba onu eğip bükebilir miyiz, asimile edip bizim istediğimiz bir forma sokabilir miyiz gayretine içine girmiş. Bu tamamen Aleviliği deforme etme hedefli atılan bir adım, bu buradan gözükmekte. Onun dışında da G bendi ise gene bu birinci fıkranın diyor ki bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Bu başkanlığın bir görevi de bakan tarafından verilen görevleri yapmak. Yani Aleviliği siyasetin bir maşası haline getirebilme gayreti içerisindeler. Böyle bir çaba gözüküyor ve orada da zaten bakan istediği zaman kurula başkanlık edebilecek, bu 12 kişilik kurula istediği zaman kendisi gemi eline alabilecek, o gözüküyor. Yani buradan gözüken hükümetin seçimlerden önce acaba hani hem de bir jest yapmış görünürüz, tam bu konuda emin olmayan Alevilerin de oylarını alabilir miyiz hedefine girmesiydi. Halbuki eğer Alevilerin hakkı teslim edilmek isteniyorsa, Türkiye'de var olan diğer tüm inançlarla birlikte, buna Hristiyanlar da dahil, başka insanlar da, Yahudiler de dahil, eşit yurttaşlık sistemi getirilebilmeliydi. Kaldı ki Alevilerin zaten verdikleri kutsal mücadeleyle kazanmış oldukları Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı'na kadar gidip kazanmış oldukları davalar var. Bakınız, Zengin kararı 2007 tarihlidir ta. Diyor ki zorunlu din dersleri, Alevi çocuklarını asimile etmeye yönelik zorunlu din dersleri insan hakkı ihlalidir diyor. Bunu tespit ediyor. Bunu bu hükümet 2007 tarihinden bu yana değiştirmemiştir ve hala asimilasyon politikasını yürütmektedir. Daha sonra hatırladığım kadarıyla 2014 tarihinde karar verildi. Cem evlerine de eşit muamele yapılması
ve belediyeler kanunun 14B maddesinde öngörülen ibadethanelere ücretsiz su ve elektrik verilmesi konusundaki kararı, onu da kabul etmediler. Büyük kurula gittiler, oradan da tokat yiyip döndüler. Hala bugün uygulamadılar. Bazı belediyeler, HDP'nin, CHP'nin belediyeleri gönüllü olarak bunu uyguluyorlar. Bu kararlar varken bunları yerine getirmeyen bir hükümet ne kadar samimi olabilir böyle bir başkanlık kurmakta? Burada yapılmak istenen, kurdukları bu başkanlıkla alibiyi deforme etmek, içinde huzursuzluk yaratmak, bu konuda gayret göstermek, öyle gözüküyor. Bir de yurt dışına da el atacaklarını gösteriyorlar. Yurt dışındaki izleyicilerimiz de ilgilendirir. Yine bu 292A maddesinin birinci fıkrasının D bendinde diyor ki Ali'nin Bektaşiliği yurt içinde ve yurt dışında bilimsel yönüyle araştırmak, derlemek ve bu amaçla yapılan çalışmaları desteklemek. Yani buradan yine bir yurt dışına operasyon alanı açmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm burada kesinlikle Aleviliği eşit inanç olarak kabul etmek değil. Onu nasıl deforme ederiz, nasıl yıkarız, nasıl böleriz, nasıl asimilasyona uğratırız çabası. Ama ben bunun başarılı olacağını sanmıyorum. Çünkü eskiden beri yaptıkları bir yöntemdi. Emevi döneminde de oldu. Şeyde de, Osmanlı döneminde de oldu. Ama biz ulu ozanlarımızın izinden gittik. Ocaklarımızın, pirlerimizin izinden gittik. Böylece asimile olmaya izin vermedik. Bizim çizgimiz hiçbir zaman bir matematiksel inanç olmadı. Yani üç kere bunu yapacaksın, beş kere bu matematik, bu inanç değil. Biz inancımızı aşk ve sevgi olarak anladık. O yolda gittik. Bakın ibreti de öyle diyor. Diyor ki bize lazım değil müftü fetvası. Ehli aşk olanın var aşinası diyor. Bizim vardır aşinamız. Çünkü biz ehli aşkız. Yürekte gizlidir bizim derdimiz. Taklide bağlanmaz hiçbir ferdimiz. Nefsimiz iledir harbimiz. Cahil-i nadanla kavga gerekmez. İbreti nadanla etme ülfeti. Dost kapısın bekle eyle hizmeti. Anlamak istersen ilmi hikmeti. Aşktan başka din ve iman gerek. Bizim dinimiz aşk. Aşk dini. Onun için biz bu aşk ile Tanrı ile bizim aramızdaki aşk ile bir alevilik kendisini var etmeye devam edecektir. Bu tür müdahaleleri de biz aşacağız. Ben buna eminim efendim. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sevgili vekilim, şeyi de var. Şimdi o sürecin içerisinde Alevi dedelerini yetiştirecek kurum da kendilerine bağlı. Yani kendileri yetiştirecekler. Öyle bir özellik de var bunun içerisinde. Bu da ocak sistemini bozmaya yönelik bir bunu yapıyorlar. Halbuki laik bir devlette, seküler bir devlette devlet inanç sisteminin bir parçası olmaz. Eşit mesafede kalır. İnançlar kendilerini ifade ederler ama demokratik bir toplum düzenini bozmayacak şekilde kendilerini ifade ederler ve geliştirirler. Bunu yaparlar. Buna bakılır sadece. Ama Türkiye'de öyle değil. Bir Diyanet İşleri Başkanlığı kurmuşlar. Onunla aslında diğer sünni inancına samimiyetle sahip olan insanların inançlarında manipüle ediyorlar. Söylediğim gibi inancı bir matematiksel formüle dönüştürmeye çalışıyorlar. Üç kere bu, beş kere bu. İnancı tarihsel kökenlerinden, mistisizmden koparıyorlar, sanattan, kültürden koparıyorlar. Ve böylece bu selefi inancına yakın bir inanç üretmeye çalışıyorlar. Orada da iyi bir karneleri yoktur. Halbuki yapılması gereken böyle bir başkanlık kurmak değil Aleviler için, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ortadan kaldırmaktır doğru olanı. Çünkü bütün insanlardan aldıkları vergilerle sürekli bir cami üretiyorlar, hoca üretiyorlar. İnsanlardan topladıkları vergilerle, bu konuda yetkili olmayan adamlara maaş olarak dağıtarak oya çevirmeye çalışıyorlar. Bütün dünya gördü ki Müslüman kardeşlerin hiçbir zaman başka inançlar karşısında saygıları olmadı. Sürekli kendi inançları konusunda da güya inandıkları konularda da samimi olmadıkları ortaya çıktı. Bütün hedef Allah ile aldatıp
gücü ele geçirmek, ondan sonra yağma yapmak, bu konu bütün dünyada ortaya çıktı artık. Türkiye'de gözükür hale geldi. Ümit ediyorum yakın zamanda bu oyunları bozulacak. Kazdıkları kuyuya düşecekler. Bu hileleri ayaklarına dolaşacaktır. Evet, sen vekilim, tarihin her zamanında bu egemen güçler kendi mal varlıklarıyla, yani hükümetin mal varlıklarıyla belli insanları kendilerine satın almaya çalıştılar. Şimdi günümüzde de bu aynı şekilde oldu. Yani Muaviye zamanında da bu yaşandı ama Ehli Beyt'i sevenler hiçbir zaman Muaviye'nin sofrasında oturmadılar. Yanlarına bile gitmediler. Fakat şu an Türkiye'de çok büyük bir ekonomi kriz var. Ve asgari ücret 5.200 ve açlık sınırı 6.000-7.000 lira arasındayken AKP iktidarı Alevi dedelerine ve Alevi işte zakirlere, dernek başkanlarına birçok kişiden aldığım bilgiye göre 17.000 TL aylık verecek. Ve bu aylık Sedacığım. bir çok özür dilerim, bitireyim ondan sonra. Şöyle Şimdi arar bir şey ki Alevi dedelerine deme. yani de, evet, yani Nerede orada yetiştireceklerini devşirmelerine de. Evet, eyvallah Yetiştirecekleri eyvallah, tabii devşirmelerine. katılıyorum. Katılıyorum. Şimdi bu zatlara 17.000 TL'lik bir aylık verecekler. Bir öğretmenden, bir doktordan daha fazla yüksek aylık alacaklar. Yani yaptıkları iş, cem evini ibadet olarak kabul etmeyen bir iktidar var. Alevilerin cemini kabul etmeyen, cem evini, ibadethanesini kabul etmeyen bir iktidar var. Peki bu zatlar orada ne görev yapacaklar? Evet, yani diğer konuğumuzun da söylediği gibi bir müdahale, haklı müdahalesi oldu. Burada çok sıkıntılı bir durum söz konusu. Seküler bir devlette halbuki insanlar kendi inanç kurumları için kendi vergilerini öderler. Devlet de onlara o oranda gerekirse bir üstüne yardım yapar toplananlar çerçevesinde. Böylece hakikaten o inanç konusundaki hakiki ihtiyaç belli olmuş olur. Türkiye'de gidilen yöntem ise gücü elinde tutan siyasal İslam'ın topladıkları vergileri bu kendi kurduğu yağma sistemini ayakta tutabilmek için kendisi ürettiği inanç sistemini aktarması. Her şeyini kendi başından kuruyor ve inancın da nasıl olması gerektiğine kendisi Kendisi karar karar veriyor. veriyor. Bu hakikaten son derece sıkıntılı bir konudur. Bilgiye, görgüye, bilime kıymet verilmeyen bir memleket haline getirdiler Türkiye'yi. Siz söylediniz, bir doktorun, bir öğretmenin aldığı bir maaş söz konusudur. Bunları aşağıda böyle kendilerine uygun, halkı uyutmaya yönelik araç olarak kullanacakları din adamlarını pompalamaları bu şeyle, vergilerle. Bu tamamen hem Türkiye'deki anayasal sisteme aykırı bir yöntemdir, hem de dünyadaki genel kabul gören insan haklarına aykırı bir yöntemdir. Asimilasyon yöntemleridir bunlar. Bunlar tamamen insan hakkı ihlalidir. O nedenle bir an önce zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. İnanç kurumları kendi inanç sistemlerini finanse edebilmelidirler inananlar. Kendi verdikleri kilise vergisiyle, cami vergisiyle, cemevi vergisiyle. Devlet ise onlara o oranlar noktasında destek olabilir, yardımcı olabilir. Bu hakiki çözüm olur. Bu badireden sonra da ümit ederim ki Türkiye görecektir bu sıkıntı. Yaşananlar bu durumu değiştirecektir diye ümit ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Katıldığınız için, renk Teşekkür. kattınız.